Herkese merhaba. Softalks'un yeni bir bölümünde birlikteyiz. Misafirimiz Avrupa'dan, Almanya'dan Elif ile beraberiz. Bugün Avrupa'daki trendleri konuşacağız. Özellikle fintech tarafında, regtech tarafında teknolojinin farklı dikeylerinde neler oluyor, neler bitiyor, Avrupa'da neler yaşanıyor. Bunların üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldin öncelikle Elif. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkür ederim davet için. Biz teşekkür ederiz kırmayıp geldiğin için. Ben çok kısa tanışma hikayemizden de bahsedeyim. Aslında Almanya'ya benim yolum Almanya'daki bankamız vesilesiyle düşmeye başladı. İşbank AG. Orada yeni bir ürün hayata geçirmek için geçen yıllarda sık sık gittim. Şimdi de aslında bir şirkete dönüştü. Bu yolculuklar sırasında da Almanya'da bir sürü farklı insanla tanışma şansım oldu. Tabii Amerika ve Çin yayınlarını da izliyorsunuz. Biraz oradan farklı olarak Almanya Türklere ya da Türkiye ile kökeni olanlara kolay rastlayabileceğiniz bir yer. Ve çok iyi pozisyonlarda, çok doğru işler yapan, çok da etkili birçok Türk var ki malum Covid gündeminde de zaten aşı konusuyla Almanya'daki Türkiye'liler diyelim, göçmenlerin etkisini zaten görmeye de başladık. Benim tanıştığım, çok etkilendiğim isimlerden bir tanesi Elif orada yaptıklarıyla. O yüzden Avrupa'yı kimle konuşuruz, nasıl konuşuruz, hazır yılı da bitiriyorken, 2020'nin sonuna gelmişken nasıl yaparız dediğimde ilk aklıma Elif geldi. Kendisini davet ettik. Bugün yine söylediğim gibi Avrupa'yı ve 2020'yi, biraz da 2021'i konuşacağız. Ama her şeyden önce Avrupa bir kenara. Biraz seni tanımak isteriz Elif. Kendi hikayenden bize biraz bahsedersen çok memnun olurum. Almanya'ya yolun nasıl düştü, orada neler yapıyorsun? Biraz seni tanımak isteriz. Tabii seve seve. Önce bu nazik takdim için teşekkür ederim. Bu arada yani burada sadece bir uzman olarak değil, ayrıca bir tüketici olarak da bir oturma durumum var. Hani yani tanışma hikayemizin bir kısmı da aslında bu para gönder aplikasyonu ile ilişkili. Yani gayet severek kullandığım bir aplikasyon. Onu da söylemek istiyorum. Yani 8 senedir Avrupa'da. Aynen Müşterimiz öyle. ve komisyon her türlü ödemiyor. her türlü olumlu olumsuz geri dönüşte en tepeden destek alınıyor, yani bunun şeyim, en yakın şahidiyim, o yüzden bunu da arada belirtmiş olayım. Teşekkür ederiz. Bize güvenip erkenden ilk kullanıcılarımızdan olduğun için bu arada. Ne demek, seve seve. Kendi hikayemden bahsetmek gerekirse, dediğim gibi ben 8 senedir buradayım. Aslen Ankaralıyım ve aslen hukukçuyum. Türkiye'de avukatlık yaparken işte genelde kurumsal hukuk ve bankacılık hukuku üzerine çalışıyordum. En sonunda Denizbank'ta çalışmıştım zaten Türkiye'den geçmeden önce. Biraz hikayenin farklı taraflarını görmek, biraz girişimciliğe adım atmak için Almanya'ya gelmek istedim. Ve 2013'te bir yüksek lisans programıyla buraya geldim. O süreçte burada bu fintech oluşumu, fintech ekosistemi yeni başlıyordu. Ve benim için çok ilgi çekici oldu. Yani hem kurumsal ve bankacılık kökenli olduğum için hem de girişimciliğe adım atmak için. Yani aslında fintech bu ikisini birleştiren bir ekosistem, yani bir dünya. Ve Almanya'da da daha yeni yeni çıkıyordu. Yani Avrupa'nın biraz gerisinden geldiği için Almanya bu konuda, biliyoruz bu konuyu. Ben işte Finleap'te çalışmaya başladım. Finleap biliyorsunuz Avrupa'nın şimdi en büyük fintech company builder oldu. Ondan sonra bir ödeme şirketinde çalıştım. Sonra Lendico'da çalıştım. En son geçen sene kendi şirketimi kurmaya karar verdim. Ve fintech ve legal tech alanında bankalara, ondan sonra fintech şirketlerine, KOBİ'lere vesaire danışmanlık veriyoruz. Farklı hizmetlerimiz var. Ama bu işin en güzel yanı işte farklı farklı insanlarla tanışabilmek, farklı projelere ufak da olsa katkıda bulunabilmek, geri dönüşte bulunabilmek. Onun dışında işte Fintech İstanbul'da yazarlık yapıyorum ve çeşitli bloglarda yine yazılarımı görebilirsiniz. Ve Fintech Circle'ında bu Paytech Book, AI Book ve Legal Tech Book serilerinde eş yazarım. Süper. Ben Fintech İstanbul'daki yazılarını okumuştum. Almanya'ya gelmeden önce Almanya ile işi olanların, Avrupa ile işi olanların kesin okuması lazım. Soner Bey'le de çok güzel bir seriniz de var. Onu da yeni izledim. Kesinlikle tavsiye ediyorum oraya gitmek isteyenlere. Bu arada tabii benim iki şapkam var. Bir Almanya'daki bir Fintech'in çalışanı, yöneticisi. Ama diğer taraftan da eski Softek'liyim. Çok ciddi bir beyin göçü de veriyoruz Almanya'ya ve oradaki Fintech'lere. Bu da bir gerçek. Bizi biraz da bazen yaralıyor diyeyim. Ve Finleap'e giden birçok arkadaşım var. Şakası bir yana, bir yandan güzel olduğunu da düşünüyorum. Çünkü Berlin'de özellikle ciddi bir yazılım ekosistemi olduğunu da düşünüyorum. Birçok arkadaş oraya doğru kaydı. Aslında çok
Sen de güzel bir zamanda gitmişsin. Brexit vesaire derken Londra'nın şeyi birazcık Avrupa'ya, Almanya'ya doğru da kayan tarafları var. Çok Kesinlikle. da değişik şeyler görüyoruz. Peki biraz o zaman Avrupa'ya doğru geçelim. Neler oluyor? Bugün Covid konuşmayacağız. Bir değişiklik yapalım, bir sohbette çok konuşmayalım ama hayata etkileri tabii ki önemli. 2020'yi konuşurken de Covid değilse de hayatımıza kattıkları, değiştirdikleriyle alakalı merak ediyorum. Orada neler oldu, neler bitti? Almanya'da ya da Avrupa'da gözlemlerini biraz paylaşabilirsen çok mutlu olurum. Yani tabii Covid konuşmayacağımıza sevindim. Çünkü artık her konuşma, her Zoom görüşmesi bir 15 dakikalık Covid raporuyla başlıyor. Ama Covid'den de kaçmak mümkün değil dediğin gibi. Dolayısıyla Covid'den değilse de Covid'in etkilerinden bahsetmemiz gerekiyor. Ve özellikle fintech ekosistemi ve Avrupa fintech ekosistemi üzerinde Covid'in kesinlikle büyük bir etkisi var. Ve bunun hem olumlu hem olumsuz yanları var. Almanya'dan başlamak gerekirse, Almanya genelde hani bu ekosistemde yer alanların bildiği üzere çok dijital olmayan birazcık geleneksel bir ekosistem. Hani dijital bankacılığın çok gelişmediği, fintech ekosisteminin yavaş yavaş ufak ufak işte niş uygulamalarla geliştiği bir bölge. Şaşırtıcı Ancak bu arada. Yani bunu biz Türkiye'den çok anlayamıyoruz. Bu çok konuşuluyor evet. ama senden duymak da o anlamda güzel. Gerçekten beni çok şaşırtan şeyler gördüm. Yani nakitin bu kadar sevildiği başka birçok bir yer görmemiştim. Bunu senden duymak da bir kere daha teyit oldu. Pardon. Yani yok yani hani bu tarz bir ekleme yapman önemli çünkü gerçekten hani insanlar Almanya deyince gözlerinde tabii ki bir sanayi, gelişmiş bir sanayi, arabalar, ondan sonra teknik sistem vesaire canlandırıyorlar ama bunun bir de farklı bir yanı var. Yani çok tutucu bir tüketici ve kurumsal kültür. Onun dışında veri güvenliği endişeleri ve bunlar birleşince dijital finansı olan şeyin talebin azalması olarak düşünülüyor. Ve bunu sadece şey olarak düşünmeyelim. Yani işte kredi kartlarının olan talebin az olması, dijital ödeme yöntemlerine olan talebin az olması. Bunun dışında işte banka iletişiminin çoğunlukla mektup üzerinden yürütülmesi. Bir örnek vermem gerekirse mesela bu Covid döneminde birazdan ondan da bahsedeceğiz. Bu siber saldırı vesaire bu dolandırıcılık şeyleri arttı. Amazon üzerinden yaptığım bir alışveriş sonrası bankam kartımı bloke etti. Yani bir fraud şeyi case'i fark etmişler. Yalnız ben bunu onlardan önce fark ettim ve onlara haber verdim. Böyle bir şey var, bir şey yapalım diye. Aradım, ulaşamadım. Mail attım, ulaşamadım. 5-6 gün sonra bana kartımın kapandığına dair bir mektup geldi. Mektup. Ve o zamana kadar zaten Atalan Üsküdar'ı geçmişti. Hani ben o konuda hani gerekli aksiyonları aldım ama hani hiç farkında olmayan bir müşteri de olabilir. O karttan çok ciddi çekimler de yapılabilir. Yani bu bir yanı yani dijital olmamanın handikaplarından biri. Bunun dışında yine mesela fatura üzerinden ödeme. Yani mesela e-ticarette diyorsunuz ki ben fatura üzerinden ödemek istiyorum. İşte Zara'ya ödeme onayı veriyorsunuz. Ondan sonra Zara sizin evinize şey yolluyor, fatura yolluyor. Hani bu tarz komik yani bize komik gelecek. Çünkü Türkiye'deki hani dijitalleşmeye, kart ödemelerine vesaire bakınca hani bankacılığın gelişimine bakınca gerçekten bize komik gelecek şeyler burada hala gayet yaygın. Yani hani şey demiyorum yaygın halde kullanılıyor. Yalnız Covid bunu biraz kırdı. O yüzden olumlu bir gelişme olarak yorumlayabiliriz bunu. Yani ne oldu? Şimdi Covid'le beraber bir kere e-ticaret şeyi arttı. Harcama hacmi arttı. Ve bunu mesela araştırma yapmıştım konuşmadan önce. İngiltere'de %30 geçen seneye nazaran. Avrupa Birliği'nde %30, Çin'de %24, Amerika'da %16, %20 arası. Yani bunlar çok ciddi rakamlar Bunlar e-ticaret büyüme harcaması. rakamı mı? E-ticaret Evet, büyüme rakamı. evet, aynen. Harcama, aynen. Ve bu büyüme tabii ne diyor, ne demek oluyor? Bununla beraber ödeme yöntemleri gelişiyor. Bununla beraber bankacılık. Yani biz artık hani bu hacmi şeyle fatura ödemeleriyle vesaire mektupla halledemeyiz. Yani bunu bir otomasyona sokmamız lazım. Ondan sonra farklı ödeme yöntemleri kullanmamız lazım. Bu birincisi bir şirketler için bir şey oldu. Uyarı oldu. Yani bu wake up call. Artık hani biz de yeni farklı ödeme yöntemleri kullanmalıyız. Daha dijital şeyler sunmalıyız piyasaya. Ayrıca tüketiciler için de yani sonuçta sürekli evde oturuyoruz. Artık hani vaktimiz var. Hani korkacak bir şey yok. Biz de bunu öğrenebiliriz gibi.
Bu bakış açısıyla artık hani neo bankaları olan talep arttı, yeni ödeme yöntemlerine olan talep arttı. Ondan Neo sonra banka nedir? Ona da bir gelelim ama. Yani onun birçok ismi var. Biraz onu açmanı ayrıca isteyeceğim, neo bankaları. Tabii. Yani parantez içinde mobil, şubesiz bankacılık. Hı hı. Ve bunu şey için kullanıyorlar daha çok. Hani kendi lisansı olmayıp white label hizmetlerden yararlanarak kullanan bankalar için kullanıyorlar. Ama resmi bir tanım olmadığı için aslında bir karmaşa var. Hatta bir gün LinkedIn'de bir kavgaya bile denk geldim. O ne, o bankadır, o değildir falan diye uzmanlar kavga ediyordu. Yani, yani mobil bankacılık aslında ama şey, geleneksel bankacılık sistemlerine bağlı olmayan. İşte nedir? Monzo'dur, Starlink'tir, N26'dır. Vesaire, bunlar neobanka. Tabii, bu arada şey, sözünü kestim ama az önce anlattığın bankacılık deneyiminin üzerine muhtemelen sıçrama yapmaları da çok da kolay olmuştur. Yani ona adapte olabilecek kitle içinde çok ciddi bir jump fırsatı da var. Hani Türkiye'de biz hep tartışıyoruz niye neobankler çıkmıyor ya da oluşmuyor diye. Ya çünkü buradaki büyük banka dediklerimizin deneyimi son derece dijital olduğundan Kesinlikle. Türkiye'de aslında o makasla çok dar. Onlara ilginç bir yer bulabildikleri de gerçek. Kesinlikle ihtiyaç yok çünkü. Buradaki insanlar da, yani burada aslında en yaygın olarak kullanılan, tercih edilen banka bu kooperatif bankaları. Bu birikim savings bank denilen bankalar. Bunların 50 milyondan fazla müşterisi var ve bunların hani tabii mobil kanalları vesaire olmasına rağmen geleneksel şekilde yönetilen, ondan sonra şube bankacılığına bağlı bankalar bunlar. Şimdi bu müşteriyi kolayca siz N26'ya transfer edemiyorsunuz. Ama şöyle şeyler oluyor işte. Son dönemde biliyorsunuz Avrupa'ya göç arttı. İşte senin de dediğin gibi Finnip'e geliyorlar vesaire. Bu Almanya'nın çok ciddi yazılım mühendisi, ondan sonra ürün yöneticisi gibi teknik arka plana sahip kişilere ihtiyacı oluyor. Çalışanlara ihtiyacı oluyor. Bu tarz çok kişi geliyor. Bu kişiler genelde tabii burada şeyi kredi geçmişi olmayan, ondan sonra daha önce Avrupa'da yaşamamış kişiler. Bu kişilerin tabii bu tarz bankalarda hesap açması daha kolay oluyor. Hem dil açısından hem user friendliness açısından. Çünkü Türkiye'de işte İş Bankası vesaire garanti uygulamaları kullanan bir insanın ondan sonra buraya gelip İş Bankası'ndan kullanmasını çok bekleyemeyiz. Hani zaten şey oluyor, gelip bir şey yapıyorlar, yani şaşırıyorlar, bu nasıl bir bankacılık sistemi diye. Dolayısıyla tabii neo bankalar bu tarz kitlelere hitap ediyor. Ondan sonra Z jenerasyonuna hitap ediyor vesaire. Ama onun dışında da dediğim gibi aslında normalde bundan korkan kitle, yani bu uygulamalardan korkan kitlenin de bu tarz uygulamalara biraz daha sıcak bakmaya başladığını bu COVID sonrası dönemde fark ettik. Peki tam burada bir soru sorayım. Tabii. Şurada tartışılıyor işi bilenler, uzmanları için. Neo bankaların çok ciddi bir aslında şey de var. Fiyat stratejisi ve çok agresifler. Evet. Bir yandan da karlılıkları çok tartışılıyor. Hı-hı. Yani yakın zamanda da çok haberler okuyoruz bununla alakalı. Bir de buradan şeyle bağlayacağım, yani konuyu açmama arasındaydım ama Wirecard'ın durumuyla da birlikte böyle bütün hepsini harmanladığımızda 2020'nin en önemli olaylarından biri fintech dünyasında Wirecard'daki durum. Hem bunun etkisi, hem neo bankaların karlılıkları, yatırımcıların bakışı, yani çok güzel bir dalga yarattı. Ama bu dalga sürdürülebilecek mi sence 2021'de ya da yakın gelecekte ne görüyorsun? Bence bu dalga sürecek ama bu dalga hani kesinlikle bir patlama yaratıp tabana yayılmayacak. Yani belki %10 bir hedef kitlesi varsa neo bankanın, şimdi %20, %25'e çıkabilir. Ama bu %50'ye, %70'e sıçrayacak gibi bir öngörüde bulunamayız bence. O biraz hayalperestlik olur. Bunun sebeplerinden biri de senin bahsettiğin aslında neo bankaların karlılık durumu. Yani iş modelleri aslında. Çünkü neobankalar biliyorsun mümkün olduğunca hani müşteriye, yani perakende müşteriye bedava hizmet verip ondan sonra ek hizmetler için artı işte şey fiyatlandırmalar yapma gibi bir politika gidiyordu. Yani 5 senedir falan. Ancak hani müşteri bu ücretsiz hizmete alışınca onları daha sonra hani bu ücretli işte premium segmente kaydırmak biraz zor. Hani çok farklı bir şey önermeniz lazım. Ve neobankalar o şeyi de bulamadı. O USP'yi, o niş alanı bulamadılar. Bazıları geç kaldı. Dolayısıyla aslında bildiğim kadarıyla şu an tek karlı neobank Starling Bank. Onlar da hani gerçekten çok akıllı bir şekilde müşteri alımı yaptılar ve çok düzenli bir şekilde gidiyorlar. Ama onun dışında mesela işte hem Avrupa'da kalayım, hem Amerika'ya açılayım, hem aynı zamanda işte
ticari hesap önereyim, hem işte perakende de kalayım falan gibi dikkatleri dağılan, işte Revolut'tur, N26'dır vesaire, onlar biraz daha şu an şeydeler, savaş halindeler yani bildiğim kadarıyla. Ve bu şeyi düzeltmek için de sürekli ek hizmet, işte kripto alım satım, ondan sonra premium hesap, gold card, işte black card vesaire, sürekli bunu şey yapmaya çalışıyorlar arka plandan, hani nasıl şey yaparız, işte sürdürülebilir bir iş modeli kurabiliriz. Wirecard'a cevap vermedin. Wirecard beni üzen bir nokta, çünkü iki açıdan üzen bir nokta. Birincisi, hem Alman yasa koyucuya hem de Alman fintech piyasasına hem darbe oldu hem de güveni kırdı. Bu da zaten hani Almanya'da bir fintech kurmak çok büyük bir cesaret işi. Yani riskli iş. Alman regülatörü mesela bir Malta regülatörü, bir Lüksemburg'daki yasa koyucu gibi değil. Orada ciddi mücadele vermeniz gerekiyor, iş modelinizi ispatlamanız gerekiyor, ciddi para harcamanız gerekiyor, beklemeniz gerekiyor aylarca. Burası Almanya. Yani bunu zaten başarıp bir şekilde piyasaya gelmiş insanlar, yani kendilerini kanıtlamak için daha da çok çalışırken, şimdi Wirecard bunların hepsine bir gölge düşürmüş oldu. Bu birinci şeyi. İkincisi, Wirecard'la beraber Fintech'i bilmeyen insanlar da Fintech'i öğrenmiş oldular ama olumsuz bir şeyle. Reklamın iyisi kötüsü olur diyorsun yani. İyisi kötüsü oldu çünkü çok insan da para kaybetti. Birisi de benim. Çok para kaybetmedim ama yani hani o şeyde piyasalarda hisse alıp satan çoğu insan. Yani çünkü hiç beklenmedik bir şeydi. Burada hani Wirecard'ın değerinin artıp düşmesi değil. Hani arka planda böyle bir şey beklemiyorsunuz. Olayların evet. Olmasını beklemiyorsunuz. Özellikle Almanya gibi bir yerde. Dolayısıyla tabii bu da işte o zaman Solaris Bank'te böyle bir şey yaşanabilir mi falan. Yani hepsinin arkasında bir şey oldu yani. Soru işareti. Aynen. Aslında çok haklısın. Yani çok da güzel bir rüzgar vardı bence son birkaç senedir. Brexit. Brexit'in Avrupa ana karaya etkisi diye baktığımızda ben pozitif bir yansıma görüyordum. Çünkü birçok fintech, Londra merkezli fintech dönüp bir merkezde Almanya'da açıyordu, Litvanya'ya gidiyordu. Ve Avrupa ana karaya doğru da hani o bence Avrupa Birliği'nin erken yıllarında hep böyle bir görev paylaşımı vardı gibi okuyorum ben. Londra'ya finans işi biraz bırakılmıştı. Sanayi Almanya'daydı. Ama bu ayrılıkla beraber çok güzel bir dalga oluşmuştu. Bir sürü firma gelip şirket açıyordu ve anakarada iş yapacaklardı. O yüzden bence de talihsiz oldu. Ama tekrar toparlamak da bir yandan gerekiyor. Belki de daha büyük ileride yaşanacak farklı katastrofik durumların önüne de geçmiş olabilir. Çünkü kontroller artacak, her şey biraz daha sıkı olacak ve umarım iyiye götürür diyeyim. Yani erken bir uyarıdır ve hani az önce konuştuğumuz bu neobanklerle ilgili belki de daha güzel bir yere de çıkarabilir ümidiyle pozitif bakmaya çalışıyorum ben de olaya. Ya kesinlikle aslında çok doğru bir bakış açısı ama benim bu konudaki sıkıntım şu. Zaten yasalar sıkılaştığında ya da yasal denetimler arttığında bu big tech'ler, ondan sonra büyük şirketler ya da işte Klarna karlılığına ve boyutuna ulaşmış şirketler bundan etkilenmiyor. Zaten onların kendi compliance departmanları var. Zaten hani gerekli bütçeleri var, bu konuyla ilgilenebiliyorlar hiçbir sıkıntısız bir şekilde. Ama küçük bir şirketseniz ya da yeni bir girişim kurmaya çalışıyorsanız bu sizi çok etkiliyor. Benim zaten en çok üzüldüğüm nokta bu. Zaten COVID sonrasında bu işte bu seed turları, ondan sonra bu başlangıç finansmanı konusunda çok büyük bir sıkıntı doğdu Avrupa'da. Yani özellikle iş modelinizi kanıtlamış olmanız ya da daha önceden başarılı bir girişim kurmanız bekleniyor sizden finansman alabilmeniz için VC'lerce. Şimdi zaten böyle bir sıkıntınız var finansman. Bir de işte regülasyon sıkıntınız var. O zaman yani biraz şey yapıyorsunuz, yeni girişimlere sen biraz bekle dur demiş gibi oluyorsunuz yani pratikte, teoride olmasa da diye düşünüyorum. Evet, etkilerini hep birlikte izleyeceğiz yani, ama önemli olduğu kesin bence. Hani 2020 yanarken söylemeden geçmek olmaz diye düşündüm. Peki bir de bu yıla dair okuduğum kadarıyla Veltech'te de çok ilginç şeyler duyuyoruz. Yani önceki yıllarda çok karşımıza çıkmazdı. Bu seneye özgü ne oldu, ne değişti, neler oluyor? Biraz onlardan bahsetsene bize. Tabii yani bu bence hem bir fintech kaynaklı bir akım hem de sosyolojik bir kaynağı var. Sosyolojik temeline inmemiz gerekirse
Yani biliyorsunuz bu sosyal medyanın artık hani özellikle bu Z jenerasyonunda değiştirdiği bir algı var. Hani sadece işe giderek para kazanmamız yeterli değil. Bizim hani paradan para kazanmamız gerekiyor. Bizim aslında yani oturduğumuz yerde içerik üreterek para kazanmamız gerekiyor. İşte bu influencerlar, ondan sonra işte Instagram, LinkedIn vesaire burada çıkan bu yeni ondan sonra iş kolları hep bunun bir parçası. Yalnız evde oturdukça tabii bunun daha şey yaptığını fark ettik COVID sonrasında. O zaman hani bu şeyi değerlendirelim. Nasıl ünlü olabiliriz? Nasıl daha çok para kazanabiliriz? Bu birinci bence şeyi, bu sosyolojik şeyi. Yani hani evde otururken para kazanalım, bir şekilde paramızı değerlendirelim gibi bir bakış açısından kaynaklanıyor. İkincisi de bu şeyler, işte bu Neo Broker denilen aplikasyonlar, işte Robinhood, burada Trade Republic, Trading 212 var galiba vesaire gibi bir sürü aplikasyon. Yani 1-2 iken birden sayıları 10-15'e ulaştı. Bunun da sebebi talebin artması. Çünkü herkes şimdi benim hani ufak ya da çok bir birikimim var ve ben bunu değerlendirmek istiyorum diyor. Yani evde otururken ondan sonra uygulamayla işte bu özellikle gamification temeli olan uygulamaları kullanarak ondan sonra işte 500 euro mu 1500 euro yapmak istiyorum ve ben bu riski almak istiyorum diyor. Artık hani böyle bir bakış açısı olduğu için her yerde bu vertex şeyini görüyoruz. Şey çok ilginç oldu tabii. Yani eskiden wealth management dediğimiz zaman böyle birkaç milyon eurodan aşağı konuşulamıyordu. Yani en aşağıda bu işin giriş bariyeri birkaç milyon eurolarla başlıyordu. Çünkü gerçekten bir insan vardı karşında. Senin için portföyünü yöneten, konuştuğun, sana önerilerde bulunan birisi vardı ve bunu çoklayamıyordun. Bu ben Türkiye'de hala bence çok yaygın değil. Biraz daha yolu var diye düşünüyorum. Ama teknolojinin nimetlerinden faydalandıkça dijitalleşme burada bunu tabana indiriyor diye anlıyorum Avrupa'da. Hani Türkiye'de bence tam sirayet etmiş değil. Ama önümüzdeki yıllarda belki de burada da daha çok göreceğimiz şeyler olabilir diye düşünüyorum. Özellikle Kesinlikle. Türkiye'de Türkiye borsalarının dışında da işlem yapabileceğiniz uygulamaları görmeye başladık. Yani daha dünyaya açık entegre bir yatırımcılık anlayışı yavaş yavaş geliyor. Orada bir adım daha öteye gitmiş diye anlıyorum ama söylediklerinden. Kesinlikle. Ya burada tabii şeyin de etkisi var. Yani piyasa algısının. Çünkü burada hani çok büyük, çok fahiş ücretlendirme yapamıyorsunuz. Yani borsa alım satımlarında mesela bu dediğim aplikasyonlar genelde ya ücretsiz, ondan sonra ya da işte 1 euro, 2 euro gibi mat bir ücret ya da bazıları hani en fazlası %1'e şey yapıyor. Ama hani daha fazla, daha büyük rakamlardan bahsediyorsanız tabii daha büyük bir birikimden bahsetmeniz gerekiyor. O da herkese hitap etmiyor. Bunun bir şeyi var. Onun dışında da mesela Almanya'ya en son giren Neobanka Vivid Money diye, bu Rus Tinkoff Banka'nın bir spin-off'u. Ondan sonra onlar da bu galiba Mayıs ayında girdiler Alman piyasasına ve girerken yani ilk MVP'leri, ilk ürünlerinden biri, hizmetlerinden biri şeydi bu stock trading. Ondan sonra hani sadece şey değil, işte biz Neobankayız ve sadece bir kart ve bir hesap değil. Biz işte cashback de vereceğiz ve artı bir de işte stock trading. Çünkü bizce bunlar şeydir, ondan sonra artık bankacılığın temelidir diye Temeliyle düşünüyoruz. çok ilginç. Yani vadesiz hesapla debit kartı veren, bir de payment yapabilen yani para transferi yapan aslında Neobank'ti bundan birkaç yıl öncesine kadar. Evet. Temel setin içine girmiş olması şaşırtıcı. Kesinlikle. Yani işte bu da bence bu Vertec mindsetinden kaynaklanıyor. Çünkü hani artık sadece paranızı bize verin, biz paranızı bankamızı koruyalım değil. Biz bunu nasıl değerlendiririz? Size bunu nasıl daha avantajlı şekilde geri döndürürüz? İndirimler, işte cashback'ler vesaire promosyonlarla şey yapıyorlar yani bu hizmeti. Süper. Peki ben en son kapatırken 2021'e biraz dair birkaç cümle duyayım. Hem de buradan da eminim girişimciler, yatırımcılar, merak edenler eminim vardır. Oraya gelmek isteyen, iş kurmak isteyen ya da farklı amaçlarla oraları merak eden. 2021'e dair de biraz öngörülerini alabilirsek süper olur. Yakında nelerin yükselmesini, trend olmasını bekliyorsun? Böyle bir genel bütün tek dünyasından gezebilirsin. Öyle nokta nokta olsa da olur. Hepsinin derinine giremeyiz şimdi ama bir seni duyup teşekkür edebiliriz belki sonra.
Tabii yani yine aslında konuştuğumuz bu 2020 trendleri üzerinden devam edeceğim. Çünkü bu trendler daha bitmedi. Bunlardan biri işte bu dediğim elektronik ticaret akımından kaynaklanan ödeme yöntemleri. Ve bu ödeme yöntemleri işte şey entegre ödemeler. Entegre ödemeler bu işte perakende sektöründe, ondan sonra elektronik ticaret sitelerinde kullanabileceğimiz ödeme yöntemleri, ondan sonra bunların çeşitlendirilmesi. İşte bu embedded finance denilen olay aslında. Onun dışında bu buy now pay later akımının da güçlendiğini görüyoruz. Çünkü yani aslında Türkiye'de bu kredi şeyi, kredi ve finansman akımı uzundur var. Yani bizim uzundur kullandığımız bir şey ama Avrupa'da yoktu. Yani şey peşin alıyorduk yani aslında. Şimdi bu Klarna ile beraber işte post finansmanı vesaire konusunda bir şey oldu, bir gelişme oldu ve PayPal'ın da mesela bu konuya adım attığını görüyoruz. Birkaç ay önce onlar da bu konuya bir yatırım yaptılar. Biz bunu anlayamıyoruz Elif. Yani kusura bakma ama gerçekten anlayamıyoruz. Biz yıllardır 12 taksitle her şeyi almaya çok alışmışken kredi kartlarımızla ben bu işi ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Londra'da senetle mobilya satılıyormuş hala galiba. Evet. Bunu gerçekten anlayamıyoruz. Yani hatta Klarna'yı da ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Londra'da her yerde reklamı vardı. 3 taksit yapıyoruz diye. Bu da ilginç. Bizim için hakikaten anlaşılmaz bir şey bu arada ama gerçekliği de tartışılmaz. Ya evet, mesela Almanya beni şaşırtmıyor çünkü Almanlar borç sevmiyor. Yani borcun uzamasını hiç sevmiyorlar. Zaten buradaki kredi kartları da kredi temelli değil. Dolayısıyla hadi Almanya'yı bir nebze anlasam da diğer ülkeleri ben de anlayamıyordum. Hani neden kredi bazlı ya da post finansmanı tarzı ürün kullanmıyorlar diye. Klarna tabii bu boşluğu çok iyi değerlendirdi. Şimdi de görülüyor ki aslında hani bu e-ticaretteki artış ile beraber bu tarz ürünlere daha fazla ihtiyaç var. Ve PayPal'ın da buna zaten giriş yapması, yani diğer şirketlerin de bu tarz atılımlar yapacağının şeyi, göstergesi Bu yani arada PayPal. iki konu da bence birbirleriyle de çok güzel arka arkaya söylemen de o anlamda çok iyi oldu. Hani bizim e-ticaretteki belki kolay adaptasyonumuzun arkasında kredi kartı yaygınlığının da çok etkisi vardı. Yani Türkiye'de zaten kolayca şemaların da zaten kabul ettiği yöntemler olması sebebiyle biz öyle banka hesaplarımızı connect etmek falan zorunda kalmamıştık ya da eve fatura gelmiyordu. Ama anladığım kadarıyla artık o şey de kırılıyor Avrupa içinde. Tabii açık Evet. bankacılığın da bunda etkisi var yani. Hala Kesinlikle. banka hesaplarınızla ödemek de artık Klarna'nın içinde çok standart yöntemlerden biri oldu. Aynen. Yani bu biraz bu aslında omni channel banking mentalitesinin ürünleri. Yani gitgide burada dallanıp budaklanıyor aslında. Ne kadar farklı ürün sunarsak o kadar iyi şeyiyle, bakış açısıyla. Ki doğru bir bakış açısı bence. Yine dediğim gibi bu işte e-ticaretteki artışın bir yansıması. E-ticaretteki artışın bir başka yansıması da bu siber güvenlik. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi hani kendi deneyimimden, onun dışında hani Avrupa'da da bildiğim kadarıyla bu işte siber saldırılar, ondan sonra bu ransomware denilen yazılımların vesaire kullanılması 8 katı artmış. Özellikle bunlar finans şirketlerini, bankaları hedef alıyorlar. Dolayısıyla RegTech'te bir artış olacak. RegTech zaten hani 2020 içinde öngörülen güçlü trendlerden biriydi. Çünkü RegTech aslında daha bu şeyi kuramadık. Yani bankaların hani %100 bizim regülasyon ve compliance temelimiz çok sağlamdır ve kırılmazdı diyebileceği bir noktaya daha gelemedik. Sürekli gelişiyor. Dolayısıyla hani bu 2020'de de devam ediyordu. 2021'de de devam edecek bence. RegTech bunlardan biri. Yani tabii blok zincir, Ya bir orası DeFi apayrı falan var. ya. Yani Evet. oraya girmek de istemedim çünkü apayrı çok uzun bir sohbet olur. Kripto Kesinlikle. lisansları dağıtılıyor. Kripto bank kavramını İsviçre'de duyduk. Lisanslarını alan kastodiyenler. Orası apayrı bir sohbet konusu olur. Merak da ediyorum. Ama yani adını da anmadan geçmeyelim. En azından trend olacağı da aşikar gibi görünüyor deyip detayına girmeden belki de bırakabiliriz orada. Yani kesinlikle onu da şuradan hani buradaki regülasyonların evriminden, hani regülasyonlar o yöne doğru gidiyor. Demek ki piyasada o yöne gidiyor. Çünkü regülasyonlar evrilmeden buradaki finansal kurumlar bir şeye asla yatırım yapmaz. Yani o arkayı sağlama almadan. Şimdi bu şey olduğu için, regülasyonlar geliştiği için bankalar ve finansal kurumların da bu alana yatırım yaptığını görüyoruz ve daha da göreceğiz. Onun dışında da işte remote work, işte bu uzaktan çalışma ile ilgili yazılımlar ve işte proje yönetimi vesaire, üretkenlik tarzı şeylerinde yine fintech alanında, bankacılık alanında. Çünkü artık hani herkes evden çalışıyor.
bu üretkenliği artırmak için. Yani bazı bankaların altyapısı vardı ama Avrupa'da çoğu bankanın böyle bir altyapısı yoktu aslında. Onu hala kurmaya çalışıyorlar. O da devam edecek bence gelecek sene ortalarına kadar. Süper. Vallahi çok teşekkür ederiz. Bu kadar kısa zamanda bu kadar güzel özetlenir. Bize katıldığın için teşekkürler. Önümüzdeki yıl bakalım bu videoya dönüp neler olmuş neler bitmiş bir kere daha sohbet ederiz belki. Katıldığın için çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Büyük bir keyifti. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.